Evet, yeniden birlikteyiz. Sektör analiz başlıyor. Bugün programda Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumankaya'yı ağırlıyoruz. Sektörü değerlendirmek üzere hoş geldiniz Uğur Bey yayınımıza. Şimdi aslında artık 2013'ü yavaş yavaş noktalamaya hazırlanıyoruz. Evet. Konuşacağız mutlaka. Aslında sektör inşaat olunca, konut sektörü olunca kuşkusuz konuşacak çok şey var. Zira her aslında programda vurguluyoruz lokomotif sektör deyimini. Nasıl bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz? Özellikle işte Eylül ayında ikinci büyüme rakamları açıklandı zannediyoruz. Olumlu da yansımaları var. Nasıl geçti 2013? 2013 tabii ki istatistiklere bakarsak Türkiye açısından Türkiye gayri safi milli hasılasının bir katı daha büyüdü. Aslında daha önceki seneyle kıyasladığında kaybettiğini aldığı bir yıl gibi gözüküyor inşaat sektörü açısından. İnşaat sektörü ekonominin gerçekten lokomotifi ama krizlere karşı da oldukça hassas bir sektör. Özellikle Gezi Parkı'yla oluşan bir takım Türkiye'deki oluşan bir takım istikrarsızlık olabilme durumları ki çok şükür çok kısa zamanda geçildi. O süreçte bir hem yabancıya satış açısından hem yerliye satış açısından bir duraksama oldu. Biz de o dönemde Haziran ayında bir tek o ayda %30'a yakın bütçelerimizi tamamlama oranları aldık. Yani %70 yakın bir kayıplar oluştu. Ama daha sonrasında bu düzelmeye başladı. Özellikle Eylül ayı oldukça iyi geçti. Senenin bizim açımızdan en iyi ayı. Yabancıya satışlar da tekrardan hızlandı. Yani gayrimenkul sektörü bu şekilde biraz diken üstünde ama her zaman potansiyel vaat edecek bir şekilde Türkiye'nin geleceğini, istihdamını arttıracak, büyümeye çok büyük katkı yapacak şekilde devam edeceğine ben inanıyorum. Yani 2014'te de yine de tabii ki temkinli bir iyimserlik var. Çünkü yaşadığımız bölge, bulunduğumuz yer itibariyle de Türkiye bazen kendi dinamiklerinin dışındaki olaylardan da etkilenebiliyor siyasi, politik ve tabii ki ekonomik olarak ve bunu bizim sektörümüz etkilenebiliyor. Lokomotif sektör ama aynı zamanda kırılgan ve hassas bir sektör. Bunu belki bir kez daha vurgulayalım. Şimdi yabancı satışlardan da bahsettik. Evet. Belki biraz onun üzerinde duralım. Biz kendi sektörümüzü çok ciddi anlamda ivme kazanmış bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Özellikle yabancı satışlar açısından Uğur Bey nasıl bir süreç geçiriyoruz? Yabancı satış açısından özellikle bu mütekabiliyet kanunun çıkmasına paralel bir şekilde bu satışlar ivmelendi. Her geçen günde Türkiye'ye özellikle de geçmişte Türkiye'nin Ege kıyılarına, Akdeniz kıyılarına Avrupalı bireysel yatırımcılar tarafından veya oturumcular tarafından talep vardı. Ama artık bu yavaş yavaş şehirlere doğru da gelmeye başladı. İnsanlar ya oturmak yahut da yatırım yapabilmek ve Türkiye'nin büyük geleceği, İstanbul'un büyük geleceğinde bulunabilmek ve yer almak için insanlar bulunabiliyorlar ve bunun etkilerini görüyoruz. Biz de şimdi önümüzdeki hafta Dubai'de çok büyük bir fuar var. Cityscape denilen bir fuar var ve bu dünyanın en önemli fuarlarından biri. Eski yıllardan beri takip edelim bu fuarı. Bu sene 20'ye yakın Türk firması katılıyor. Yani geçmişte 1-2 tane olan Türk firması şu anda 20'ye yakın Türk firması katılıyor ve neredeyse Türk firmalarının fuarı gibi olmaya doğru gidiyor. Yani Körfez ülkelerinde de önemli bir pazar olduğumuz gözüküyor. Zaten satışlarımızın birçoğu oraya yapılıyor. Bunu daha da arttırabilmek adına da ve bizim gibi bu konuda çok iyi olan firmalarda beraber katılınıyor daha ve iyi olacağını da inanıyoruz inşallah. Çünkü ciddi anlamda bir oran artışı var bahsettiğiniz. Katılım açısından da bu evet, çok önemli aslında. Bizim satışlarımız da %10'a geldi. Geçmişte bu %1'ler bile değildi. Geçen sene zannederim %3'ler civarındaydı. Bu sene %10'lara çıktı. Bu ileriki yıllarda %40, %50'lere de çıkabileceğini biz tahmin ediyoruz. Yani organizasyonu ve yapılanmamızı buna uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz yabancı satış. Peki o zaman şunu soralım Uğur Bey. Konut anlayışımız ne ölçüde değişti? Hem yapan açısından, satan açısından hem de alan açısından. Konut anlayışı inanılmaz değişti Türkiye'de. Türkiye gayrimenkulde çok bir başarı hikayesi olarak gözükebilir. Çok hızlı gelişti. Bunun tabii ki Türkiye'de serbest piyasanın olması ve rekabetin oluşması ve tüketicinin de çok farklı ürünlerle çıkartılıp bunun memnuniyet çıtasını yukarıya çıkartılmasının önemli bir katkısı var. Bugün artık gayrimenkul sadece demiri iyi büken, inşaatı çok iyi yapandan öte çok daha hizmetler verebilen ve tüketicisine satıştan
teslime kadar, teslimden sonra da teslim sonucu hizmetlere hitap eden firmaların ayakta kalabildiği, uzun vadeli düşünebilen firmaların ayakta kalabildiği bir noktaya doğru gitti. Bu dünya standartlarının da üzerinde bir bakış açısı getirdi gayrimenkul geliştiricilerine. Zannederim bu ileride bence daha farklı noktaya geçecek. Artık tüketiciye hizmet ve teknolojiyi bir değer olarak sunabilmek çok daha önemli olacak. Yani gayrimenkul geliştiricileri artık algısı maça olan baretleriyle bilmem çizmeleriyle çamurun içerisinde olan maço görünümden daha feminen, daha duygusal, daha duyarlı, hizmete daha odaklı bir yapıya bürünmek durumunda kalacak. Biz de organizasyonumuzu buna uygun yapıyoruz. Mesela bizim hem teknoloji firmamız var tüketici hitap edebilmek için, hem de hizmet firmamız var ve bir sağlık firmamız var. Yani biz kendi adımıza sadece inşaatı yapmaktan öte bu tarz hizmetlerle de tüketicinin isteklerini karşılayabilmenin yoluna gidiyoruz. Şimdi buradan bahsetmişken özellikle anlayışımızı değiştiriyoruz. Örneğin neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Yani sadece konut değil evet, ama tamamlayıcı bazı unsurların da aslında önemli vurgu yapıyorsunuz zannediyorum. Çünkü çağ artık bunu doğru gerektiriyor. Mesela geçmişte dijital yaşamın içerisinde değildik. Yani dijital yaşam denildiğinde mesela bir tabletler oluşturuldu. Böyle bir ihtiyaç, tüketici böyle bir ihtiyaç var veya yok dememiş ama bu artık var. Yaşamımızda var. Yaşam buraya doğru gidiyor. Artık makineler birbiriyle konuşmaya başlıyor. İnsanlar her yerden farklı bir şekilde hizmet oluyor. Mesela bizim sektörümüzden biz tüketiciye hizmet vermesek, bu konuda vermiyoruz desek, ama tüketici bunu iletişim sektörüne ve başka sektörüne oluyor. Onun çıtası bizim şeyimiz dışında yükseltilebiliyor. Bu noktada biz tüketicinin, müşterimizin gerisinde kalamayız. Türkiye çünkü hızla makasla eşleştiren bir ülke ve çok dinamik bir nüfusu var, genç bir nüfusu var ve değişkenliğe adapte olabilen bir nüfusu var. Bu nüfusa hitap edebilmek adına eğer bu sektörde kalıcı olmak istiyorsan işini en iyi yapanlardan olman gerek ve tüketicini anlayabilmen gerek. Hatta bazen onun anlayamadığı, daha henüz hazır olmadığı noktalara bile şimdiden yatırım yapman gerek. Biz gayrimenkul sektöründe buna inandık. Dünyayı da takip ediyoruz, bakıyoruz. Özellikle Avrupa'yı ve gayrimenkulde Araplar çok ileridir. Hı hı. Onları takip edip bakıyoruz. Yani olaylar buraya doğru gittiğini de gözlemliyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki Türkiye'deki gayrimenkul tüketicisi dünyadakilerden geri hizmet almıyor. Dünyadakilerden geri ürün almıyor. Yani Türkiye bu açıdan gerçekten yüz akı olabilecek bir durumda olduğunu biz gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında sektör ilerliyor ama artık tüketici de gerçekten ne istediğini biliyor. Biliyor, evet. Belki bu da çok önemli. Buradaki buluşma noktası da zannediyoruz evet. Biraz daha önemli. Artık herkes ne istediğini evet. biliyor. O bilinç ve farkındalık da biraz daha ileri kesinlikle. Seviyelere ulaştı zannediyoruz değil mi? Eşdeğer bir aslında evet. süreç ilerliyor. Piyasa sizi terbiye eder. Hı. Yani sonuçta siz kendi başınıza gittiğinizde yani eğer satıcı pazarı koşulları olsa belki bu hizmetler olamayabilir. Çünkü bütün koşulları siz deklar ediyorsunuz ve tüketici alıyor. Ama biz şu an tam anlamıyla her şeyle alıcı pazarı koşulları içerisindeyiz. Yani bütün her şeye alıcının istekleri karşılık verebiliyor. Hatta yani düşünün siz bir ürün ortaya koyarken, lansman yaparken, satış ofisinden tutun da birçok şeye kadar her şeyi çok ince detaylara düşünmek zorunda. Biz deneyim ofisleri kurduk. Yani deneyim pazarlaması dedik. Yani müşteri satış ofisine geldiğinde farklı duygularla kaçabilsin. Hatta satış ofisine gelmezse internette bile çok daha rahat iletişim. Çünkü artık satış ofisine gelmek de azaldı. Onu daha arttırabilmek, verimli arttırmak adına internetten deneyim yapabilecek çalışmalara giriyoruz. Yani böyle bir farklı geniş bir sektörün içinde tabii. Aynen öyle. İlerlemek durumunda kalıyorsunuz aslında evet, bir evet. anlamda. Şimdi Uğur Bey, ben 2014 için de aslında şirket olarak hedefleri soracağım. Belki önemli projeler de var, devam ediyor. Evet. Fakat onun öncesinde şimdi sektörü konuşurken kentsel dönüşümü de bir resmin içine koyalım. Evet. Özellikle nasıl bir katkı sağlıyor ya da nasıl bir süreçte ilerliyor? Evet. O değerlendirmeyi de alalım. Ardından hedeflere geçelim. Tamam. Yeni yıl için. Kentsel dönüşüm bizim hükümetimizin toplumu tam anlamıyla ilgilendiren iki tane en önemli kanunlarından biri bana göre. Biri bu sigara ile ilgili toplu alanda içilmesiyle ilgili olan bir kanun. Bütün toplumu, bütün bireyleri hepimizi ilgilendiren. Ben sigarayı bıraktım 3 ay önce. Çünkü artık ikinci, üçüncü sınıf
vatandaş olduğumu yerine kanunlarla bize hissettirildi. Bir de bu kentsel dönüşüm. Hmm. Çünkü gerçekten Türkiye %70 oranında depreme dayanıksız evlerde yaşıyor. Hmm. 17-18 milyon, 20 milyona yakın konut var deniyor. 5 milyonu sadece deprem 1999 depreminden sonra yapıldı. Ve hepimiz, ülke gelişiyor, ekonomi gelişiyor ama şehrin merkezleri çöküntü alanları içerisinde, insanların barınma ihtiyacını karşılayabilecek tarzda. Geçen gün İsveç dedim, uçaktan bakıyorum şey yaparken, ya yani her şey o kadar güzel düşünülmüş ki insanların, dedim yani bizde barınma amaçlı yapılmış şehirler planlanmış, planlanmamış, plansız bir şekilde büyümüş. Orada ise yaşamsal amaçlı yani tarzı yapılmış. Şimdi Türkiye'nin de artık insanların bu barınmasından yaşamsala geçmesi gerekiyor. Deprem güveninden çıkması gerekiyor. Şehirlerimizin artık modernleşmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye önemli bir ülke, büyük bir ekonomi. Gelişmiş ülke ekonomilerinden biri olacak. Bu kentsel dönüşüm her açıdan ilgilendiriyor. Hı hı. İşte bu özellikle son 6000 küsur sayılı kanun, artık şeyini hatırlamıyorum, çıkan kanun Türkiye'de kentsel dönüşümü neredeyse bir insanlar nezdinde 1-2 numaralı maddeye getirdi. Artık şehrin merkezinde olan birçok insan konutunu yenilemek istiyor. Apartman toplantıları yapıyor, müteahhitlerle görüşülüyor, projeler geliştiriliyor. Bütün herkesin halet üyesi gayrimenkul üzerine çevrilmiş durumda. Evet. Bu bir bakıma iyi, gerçekten iyi ama bir bakıma da bizim artık Türkiye'nin sürdürülebilirlik sorunu var, cari açık sorunu, enerji sorunları var, akıllı evlerle ilgili sorunlar var. Yani bunların hepsiyle beraber bunu yapabilsek, yani bazı sübvansiyonlar yapabilse ülkemizi yönetenler ve bunlarla beraber Türkiye aslında bir yandan dezavantaj gibi görünen bütün konuttan aynı anda yıkılıp yapılma sorununu avantaja çevirebilse, yaparken de bu şekilde yapılabilse, kentsel dönüşüm bu açıdan çok iyi gidiyor. Çok daha iyi gidecek. İnşallah biz depremi yaşamaz İstanbul veya şey, ama yaşadığı zaman 10 sene 15 sene sonra sağlam konutlarla insanı en azından öldürmeyecek şeylerle karşılamamız gerekiyor. Bu açıdan dolayı da son birkaç senede bu kentsel dönüşümle ilgili olan bilinçten ben memnunum ama bunun birkaç adım ötesini planlayarak yaparsak ilerlemek daha etkin bir süreç olacak. Çok diyorsunuz. Daha etkin olacak çünkü birkaç defa yapmak durumunda kalmayacağız. Peki son bir iki dakikamızın içerisindeyiz. Yeni hedefler, projeler, onları alalım Uğur Bey ve yavaş yavaş noktalayalım. Tabii biz 2013 yılında elimizde biz İstanbul'da projemiz. Portföyümüzün yarısı İstanbul'da, yarısı Anadolu yakasında. İstanbul'daki en önemli projemiz Ritim İstanbul projemiz. Bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Mix bir proje. 2014'te ise hem Sancaktepe'de hem Beykoz'da başlayacak olan projelerimiz var. İnşallah bu projeyi tüketicinin karşısına koyacağız. Biz Türkiye'nin iyi bir geleceğine olduğunu inanıyoruz. 2014 yılı seçim yılı, bir takım sancıların olabileceği yıl ama her ne olursa olsun siyasal istikrarın devam edeceğine, bunun da ekonomiye artı değerli döneceğine inanıyoruz. Türkiye artık yolunu almış. Hı hı. Başbakanın dediği take off, yani uçuşa hazır bir halde bekliyor. Biz bu güçlenen ekonomide bizim de bir katkımız olacağına inanarak bütün çalışmalarımızı yapıyoruz inşallah. Peki. Kolaylıklar dileyelim. Çok da teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sektörü değerlendirme fırsatı bulduk. Sevgili izleyiciler, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumankaya'ydı konuğumuz. Sektör analize kısa bir ara veriyoruz. Ardından yeniden birlikteyiz.